Herkese merhaba, Samsung'un Galaxy S6 ile birlikte tanıtmış olduğu bir diğer akıllı telefon da Samsung Galaxy S6 Edge oldu. Samsung Galaxy S6 Edge, geçen yılın sonlarına doğru çıkan Galaxy Note Edge ile aynı mantığa sahip. Kavisli ekran var Galaxy S6 Edge'de, ancak Galaxy Note Edge'in aksine Galaxy S6 Edge'de iki kenara doğru kavis yapan bir ekran bulunuyor. Ancak kavisli bölümün alanı Galaxy Note Edge'dekine göre biraz daha küçük, bunu da belirtmek gerekiyor. Samsung Galaxy S6 Edge'in teknik özellikleri Galaxy S6 ile hemen hemen aynı. 5.1 inç QHD ekran var. 2560x1440 piksellik çözünürlüğe sahip olan bu telefonun ekranı 577 ppi ile piyasadaki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip akıllı telefon olma özelliğini taşıyor Galaxy S6 ile birlikte. 8 çekirdekli Exynos işlemci var. 3 GB RAM, 32, 64 ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri mevcut. Micro SD kart yuvası yok Galaxy S6 Edge'de de. Bunun dışında Galaxy S6'da kenarda gördüğümüz nano sim kart yuvası Galaxy S6 Edge'de üste alınmış. Bu da dikkat çeken bir diğer tasarım ayrıntısı. Yine kızıl ötesi port var. Üstte de bir mikrofon dikkat çekiyor. 3.5 mm kulaklık jackı ve hoparlör altta yer alıyor. Altta ana mikrofonda mevcut. Arkada 16 megapiksel kamera var. Bu kameraya öndeki 5 megapiksel kamera eşlik ediyor. Her iki kamerada 1.9 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta iyi performans vaat ediyor. Galaxy S6 Edge'de Android Lollipop çalışıyor. Sadeleştirilmiş ve bir aile ön yüklü uygulama sayısı azaltılmış şekilde karşımıza çıkan bir TouchWiz kullanıcı arayüzü mevcut. Ve Galaxy S6 Edge'de de Edge Screen özelliği var. Zaten Galaxy S6'dan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de bu Edge Screen oluyor. Kenar ekranı nasıl düzenliyoruz? Ayarlarda Edge Screen bölümü var. Burada görmüş olduğunuz gibi Edge Screen ile ilgili bütün ayarları yapmanız mümkün oluyor. People Edge özelliği var. Tanımlayacağınız 5 kişiye farklı renkler atıyorsunuz ve telefon diyelim ki masada, ekran alta bakacak şekilde duruyor. Diyelim anneniz aradı. Anneniz aradığında kırmızı renk ekran dışa doğru kırmızı renk veriyor. Böylelikle annenizin aradığını anlıyorsunuz. Bu şekilde 5 farklı kişiye kadar atama yapabiliyorsunuz People Edge'de. Bunun dışında yine belirli bildirimlerde e-posta gelen cevapsız çağrılar ve mesajlar için farklı bildirimleri kenar ekranda tanımlamanız mümkün oluyor. Yine bilgi akışı mevcut. Farklı haber kaynaklarından gelen bildirimlerle ilgili güncellemeleri yine kenar ekranda görmeniz mümkün oluyor. Hava durumu da bunlara dahil. Hava durumu düzenlemelerini de yine bu Edge Screen bölümünden yapabiliyorsunuz. Galaxy S6 Edge'de yine metal kullanılmış. Gorilla Glass 4 ekran camları mevcut önde ve arkada. Metal çerçevede telefonun kenarlarını çeviriyor. 2600 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor Galaxy S6 Edge'de. Ve yine parmak izi sensörü de Galaxy S6 Edge'de mevcut. Galaxy S5'teki sürükleme hareketinin aksine parmağınızı tıpkı iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta olduğu gibi, iPhone 5S'te olduğu gibi dokunarak bu parmak izi okuyucusunu kullanmanız mümkün oluyor. Hızlı şarj özelliği var. Kablosuz şarj özelliği de mevcut Galaxy S6 Edge'de. Yani Samsung Galaxy S6'da bulunan özelliklerin her biri Galaxy S6 Edge'de de bulunuyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Siyahı da, beyazı da ve altın rengi de bir hayli çekici görünüyor. Samsung Galaxy S6 Edge'in aynı zamanda bir yeşil rengi de mevcut Galaxy S6 Edge'in. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Galaxy S6 Edge ile ilgili daha fazla detayı Teknoblog'da yer alan ön incelemesinde bulabilirsiniz. Mobi Dünya Kongresi'nde gezinmeye devam ediyoruz.